Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran 2019 tarihinde yapılan 8. sınıflar bursluluk sınavı sorularını hep beraber çözeceğiz. Biliyorsunuz bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelendi. 2,5 ay gibi bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirenler bursluluk sınavını kazanır. Peki bursluluk sınavını kazanmanın bir yolu var mı? Var arkadaşlar, bir yolu. Geçmiş yıllara ait tüm soruları çözmenizde fayda var. Biz hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Bir numaralı soru diyor ki, bunları söyleyen birinin altı çizili sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabi ben paragrafı da okumam gerekiyor. Yurt dışında geçirdiğim yılları yazıp yazmadığımı soruyorlar. Ülke dışında bu birkaç yılını geçirmiş. Ülke dışında geçirdiğin yılları yazacak mısın diye sormuşlar. Cevap vermiş, yazmak istemiyorum demiş. Çünkü yazmak yeniden yaşamaktır. O günler iyisiyle kötüsüyle yaşandı bitti. Şimdi niye yazmak istemiyor bu insan? Yazar. Çünkü hatırlamak istemiyor. Demek ki iyi ve kötü günler yaşamış. Hatırlamak istemiyor günleri. Belli ki kötü günler çoğu. Evet, yazmak yeniden yaşamaktır. Hemen bakalım. Geçmişe özlem duyduğu. Hayır arkadaşlar, özlem duyuyorum demiyor. Zaten özlem duysa yazar. Değil mi arkadaşlar? Çünkü yazar hatırlamak istemiyor. Hiç özlem duymuyor o zaman. Yaşadıklarını tekrar hatırlamak istemediği, bakın. Az önce söyledim. Yaşadıklarını hatırlamak istemediğinden bahsetmiş oluyor. Arkadaşlar zaten hatırlamak istese yazardı. C. Yazmanın zor bir iş olduğu. Bu farklı bir arkadaşlar sorunun cevabı. D. Benzer olayların her zaman yaşanabileceği. Bu da farklı bir olay arkadaşlar sorunun cevabı. Demek ki yazar yazmak yeniden yaşamaktır derken ben diyor o kötü günleri hiç hatırlamak istemiyorum. O yüzden yazarken tekrar aklıma geleceği için yazmak istemiyorum diyor. Hemen karşıdaki soruya bakalım, komşuya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı anlamı vardır diyor. Biliyorsunuz ön yargı bir kimse veya bir şeye, şeyle ilgili önceden bizim edindiğimiz olumlu veya olumsuz yargı, yani sonuç, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir, değil mi arkadaşlar? Bu kelimelerin diğer anlamlarını da bilmeniz gerekiyor ön yargının. Pat sınavda çıkıyor. Hemen bakalım A'dan. Fırtına bizim kasabamıza da zarar verebilir. Bakın daha ayrı bağla çıkarın, anlam bozulmuyor. Fırtına bizim kasabamıza da zarar verebilir. Arkadaşlar şöyle ebilirle bitiyorsa ihtimal, olasılık anlamı var cümlede. Yani ihtimal olan ne, olası olan ne? Fırtınanın bizim kasabamıza da zarar vermesi. B. Yorgun olduğumda canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu arkadaşlar ne olabilir? Neden sonuç cümlesi olabilir? Sonuçta hiçbir şey yapmak istemiyor. Sebebi ne? Yorgun olduğu için arkadaşlar. C ne demiş? Ne kadar çalışsan da takıma giremeyeceksin. Bakın bu ön yargı cümlesi. Ne kadar çalışsan da diyor takıma giremeyeceksin. Arkadaş belki girebilir. Ön yargı bilemezsin değil mi? Onun takıma girip giremeyeceğini. Şöyle deseydi yine ön yargı oluyordu. Ne kadar bak göreceksin, takıma gireceksin. Çok çalışıyorsun. Arkadaşlar bu da bir ön yargı. Bilemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim günlük kullandığımız cümlelerin çoğu bir insan ya da bir şey hakkında ön yargıdır. Hemen de bu kuşların fotoğrafını çekmek için kuş cennetine gitmelisin. Burada mak için var, görüyorsunuz. Kuş cennetine gitmelisin. Sonuç amacın ne? Bu kuşların fotoğrafını çekmek için. Dolayısıyla arkadaşlar cevap C seçeneği. Bakın LGS sınavlarında bu sene ama sonuç cümlesi, neden sonuç cümlesi sorulmadı? Sorulmayacağı belliydi arkadaşlar. Çünkü ben hep söylüyordum sorulmayacak. Çünkü ben fen lisesine öğrenci alacağım. 345 bin öğrenci alacağım fen lisesine. 1 milyondan fazla arkadaşlar öğrenci ne olacak? 8'lerde mezun olacak. Ben gideceğim de neyi soracağım? Neden sonuç cümlesi? Olmaz arkadaşlar, sormazlar. Ama bursluluk sınavında sorabilirler arkadaşlar. Bursluluk sınavında dikkat etmek gerekiyor. Hemen alttaki soruya doğru bir yolculuk yapalım arkadaşlar. 2 ve 5 numaralı soruya. Bakın 2 numaralı soru kelimede anlam sorusu. Aşağıdakilerin hangisi diyor. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz diyor. Ya yerine koyabilirsiniz ya da kelimelerin anlamını arkadaşlar biliyor olabilirsiniz. Buradan çıkarabilirsiniz. Yani bu iki mantık, iki yol size yardımcı olur. Yerine koyma ve kelimelerin anlamlarını çıkarma ya da arkadaşlar metnin veya şiirin artık oradaki hangi şeyse, metinse tamamından cümlenin gelişinden anlam çıkarabilirsiniz. Bakalım. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı. Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an. Madem ki Karabaht'ın adını koydu çoban. Arkadaşlar bakın burada hülya diyor. Hülya nedir? Hayaldir arkadaşlar hülya. Tatlı düş, hayal anlamına geliyor. Evet, sözlüğe açıp bakarsınız hülya hayaldir, tatlı düş diye yer adı arkadaşlar.
Peki, o zaman D seçeneği var. İsterseniz yerine koyun. Hayal karışmasın ne şehir ne de çarşı. Uçan kuşları düşün diyor arkadaşlar. Ne demek uçan kuşları düşün derken? Az önce bir numaralı soruda yazar ne diyordu? Yeniden yazmak istemiyorum. Çünkü yazmak yeniden yaşamak, hatırlamaktır demişti. O zaman düşün derken neyi kastediyor arkadaşlar? Hatırla demek istiyor. Ne diyor? Anımsa, hatırla. Değil mi arkadaşlar? Anımsamak, hatırlamak. Uçan kuşları düşün diyor. Yani zamanında uçan kuşlar da vardı diyor. Sen onları hatırla diyor arkadaşlar. Yani anımsa diyor. Geçen kervanları an diyor arkadaşlar. Geçen kervanları an. Arkadaşlar ne demek anmak? Geçen kervanları anmak arkadaşlar. Burada şimdi an kelimesi biliyorsunuz sesteş kelime. Arkadaşlar 3 tane anlamı var. İşte zamanın bölünemeyecek kadar en küçük parçasına biz ne deriz? An deriz. İşte iki tarla arasındaki sınıra an deriz. Bir de zihin anlamına gelen an var arkadaşlar. Yine geçen günleri arkadaşlar an derken arkadaşlar burada geçen günleri arkadaşlar aklına getir demek istiyor. Madem ki Karabaht'ın adını koydu çoban derken Karabaht bakın burada mecaz anlamda. Kara ne o burada arkadaşlar? Mecazen kötü, uğursuz, sıkıntılı. Dolayısıyla bakın kötü var burada. Bu da bunu karşılıyor arkadaşlar. Ne kaldı geriye? İzlemek kaldı arkadaşlar. Yani şurada geçen kervanları an derken belki hatırla olabilir. Yani tamam an hatırlamak anlamına geliyor da şu izlemek hep boşta kalıyor arkadaşlar. Hiçbir yukarıda altı çizili kelimenin karşılığı olmuyor. Televizyon izledim derse oluyor. Peki arkadaşlar. Bu arada kara kelimesi de yine sesleş bir kelime biliyorsunuz. Siyah, beyaz karşıtı anlamına geliyor. Bir de kara yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüne arkadaşlar toprak parçasına biz ne diyoruz? Kara diyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Hemen gelelim 5 numaralı soruya arkadaşlar. 5 numaralı soru ne diyor? Bu cümledeki altı çizili ifadeyi anlatılmak istenen hangisidir diyor. Yazar yalın yani sade, samimi bir diliyle hem kendi hayatını paylaşıyor hem de müziğin ne kadar önemli olduğunu altını çiziyor derken arkadaşlar altını çizmek bir deyimdir. Arkadaşlar bileşik fiildir. Pardon arkadaşlar deyimdir altını çizmek. Ne demek altını çizmek arkadaşlar? Bir sözün önemini belirtmek. Mesela bir konu hakkında konuşuyorsun. Arkadaşlar dikkat edin altını çiziyorum dersin. Ne demek altını çizmek? Dikkat çekmek, vurgulamak arkadaşlar. Dikkat çekmek, vurgulamak. Dolayısıyla hangi seçenekte benim söylediğim kelimelerden bir tanesi vardı? A. Konuya dikkat çekmek bu arkadaşlar. İsterseniz dikkat çekmek diye okuyalım. Yazar yalın samimi diliyle hem kendi hayatını paylaşıyor hem de müziğin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor arkadaşlar. Cevap A seçeneği oluyor. Özelini belirtmek olmuyor. Arkadaşlar şöyle bunların hiçbiri olmuyor. Şimdi bunlara bakmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü altını çizmek bir deyim sözlükte şöyle yazar. Bir sözün önemini belirtmek, dikkat çekmek yazar. Hani özelliğini belirtmek yazmaz, zorunluluğu ifade etmek yazmaz, yanlışları tespit etmek yazmaz. Yani şeyden arkadaşlar başka cevap bulmanın yoluna gitmeyin arkadaşlar. Yani bazen öğrenciler söylüyor ki ya A olmaz mı, B olmaz mı? Yok kardeşim olmaz arkadaşım. Niye? Sen deyimin açıklamasını yok sayıyorsun. Kuraldır. Bu bilimsel bir bilgidir arkadaşlar. Nereye gidersen altını çizmek deyiminin dikkat çekmek olduğunu bilmen gerekiyor. Hemen geçelim diğer soruya. Diğer sorulara bakalım. 3 ve 6'ya geldik arkadaşlar. 3. soruya bakalım. Ne demiş 3. soru? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme söz sanatı vardır demiş. İnsanın bir özelliğinin insan dışındaki canlı veya cansız varlıklara yüklenmesi, verilmesi için kişileştirme denir. Hemen birden başlayalım. Kıyıya demirli tutsak teknelerin direkleri önümüzde uzanıyordu. Bakın tutsak ne demek tutsak? Tutsak düşmek. Savaşta işte ne diyelim? Ele geçirilen düşman. Esir değil mi arkadaşlar? İnsana ait bir özellik. Ama bakın dikkat edin teknelerin direkleri önümüzde uzanıyor diyor. Evet, tekneye verilmiş insanın esir olma özelliği arkadaşlar niye yüklenmiş? Teknelere yani insanın savaşta arkadaşlar ele geçirme özelliği arkadaşlar tekneye verilmiş. Yani tekneler insan gibi düşünülmüş yani kişileştirilmiş. Dolayısıyla cevap A oluyor. Diğerlerine bakalım. Dalgalar tekneleri yavaş yavaş sallıyordu. Dalga sallayabilir arkadaşlar tekneleri bu kişileştirme değil. Arkalarında batmak üzere olan sonbahar güneşin sarattığı gökyüzü vardı. Bunlar gerçek şeyler arkadaşlar. Martılar gökyüzünde bir yükselip bir alçalıyordu. Gerçek derken gözümüzde gördüğümüz şeyler arkadaşlar. Bunların da bir söz sanatı yok. Tutsak tekne derken esir olmuş tekne arkadaşlar. Kişileştirme insanın esir olma özelliği tekneye yüklenmiş verilmiş. 6'ya gelelim arkadaşlar. 6 ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamcı en yakındır diyor. Demek ki önce bu cümleyi okuyacağım ve yorumlamak istiyorum.
dilleri inşa eden, yani oluşturan, yapan gerçek işçilerdir arkadaşlar. Neymiş onlar, o gerçek işçiler? Yazarlar ve şairler. Yani bir dilin arkadaşlar, ne diyelim, yapısını, kelimelerin işte kullanım amacını veya kullanım şeklini veya çokluğunu yazarlar ve şairler ne yapıyormuş arkadaşlar? Oluşturuyormuş çoğunun. Neden? Çünkü adam işine zaten yazar kelimelerle ne yapacak? Romanını yazacak. Şair de kelimelerle şiirini oluşturacak arkadaşlar. Bakalım. Ana dilini iyi kullananların iletişim gücü daha yüksektir. Doğru olabilir. Hani bu belki öznel bir cümle diyebilirsiniz. Ama yukarıdaki ifadeyi işte yansıtmıyor. Yukarıda ana dilden söz etmiyor arkadaşlar. İletişimden söz etmiyor. Ve aynı meslekten olan kişilerin, yukarıda arkadaşlar aynı meslekten olan kişilerin diyor, ortaklaşa kullandıkları sözcükler vardır diyor. Öyle bir bilgi var mı? Aynı meslekte olanların ortaklaşa kullandıkları sözcükler yok. Bakın. Bu da aynı meslek de yok zaten. Öyle bir ifade de ne yaptı? Bize söylemedi arkadaşlar. C. Dildeki bazı kurallar. Kurallardan söz ettim arkadaşlar. Söz etmedi. Söyleyişe incelik ve esneklik katıyormuş. Söz etmedi ondan. Dili ancak edebiyatçılar, edebiyatçı dediği yazar ve şairler arkadaşlar, geliştirir. Doğru. Ve zenginleştirir. Çünkü onlar diyor gerçek işçiler diyor. Bu yazar ve şairler arkadaşlar, biliyorsunuz ne kadar kelime bilirse o kadar derin anlamlı arkadaşlar romanlar, hikayeler, şiirler yazabiliyor. Dolayısıyla şiir işçisi oluyor bunlar arkadaşlar. Kelime işçisi olmuş oluyor. Bunlar arkadaşlar, yani edebiyatçılar dilimizi geliştiriyormuş. Arkadaşlar edebiyatçı dediği hikaye yazan, roman yazan, tiyatro yazan, şiir yazan, bunlara edebiyatçı deniyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun lütfen. Yani edebiyat nedir? Edebiyat nedir? Hikaye, roman gelsin, bitti. Başka ne gelecek arkadaş? Diğerleri de peşi sıra gelir arkadaşlar aklına. Hemen bakalım diğer sorularımıza. Paragraf sorularına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir diyor. Bakın bu güzel bir soru. Gerekçeyi bilmen gerekiyor. Gerekçe sebep demek arkadaşlar. Dolayısıyla sebep sonuç cümlesi arayacağız. Biz ne arayacağız? Neden sonuç cümlesi arayacağız? Dikkat edin, yalnız burada normal bir cümlede, kurallı bir cümlede sonuç sonda, sebep baştaydı. Bu sefer sebep sonda olacak arkadaşlar. Sonuç başta olacak. Yani sebeple sonuç yer değiştirecek. Zaten burada ne diyor? Numaralandırılmış cümleler arasında diyor arkadaşlar. Tek cümlede değil. Numaralandırılmış cümleler arasında. Bakalım ne demek istiyor? İnsanlar hakkında iyi veya kötü diye hüküm vermek hiç de kolay değildir. Diyelim mi arkadaşlar? Bu sonuç olsun. Peki insanlar hakkında iyi ya da kötü diye hüküm vermek kolay değil ya. Sebebi ne bunun? Fakat doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan kötüler sınıfına sokabiliriz. Bakın olmadı değil mi? O zaman arkadaşlar 2 olamıyor. 2 olamıyor. Şeye bakalım, 3'e. Şöyle yapalım. Tekrar 2'yi okuyalım. Ve sebebi nedir diye soralım, gerekçesi. Fakat doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan kötüler sınıfına sokabiliriz. Peki gerekçesi ne? Sebebi ne? Bu doğayı yok edenleri kötü diye yaftalamamızın, yani etiketlememizin. Çünkü onlar bir kişiye karşı değil, bütün bir topluma karşı suç işliyorlar. Bakın o zaman cevap ne oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. Yani şu sonuç. 3 sonuç, 2 arkadaşlar sebep. Bakın ben şimdi bunu değiştiriyorum. Normal sebebi başa alıyorum, sonucu sona alıyorum. Onlar bir kişiye karşı değil, bütün bir topluma karşı suç işledikleri için veya işlediğinden doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan kötüler sınıfına sokabiliriz. Bakın ben düzelttim şimdi cümleyi. Ne yaptım? Sebebi başa aldım. Sonucu sona aldım. Bu cümlede arkadaşlar 2 numaralı bölüm arkadaşlar. Sonuç 3 numaralı bölüm, yani cümle sebep. Yani gerekçe arkadaşlar, cevap bursa oluyor. Şimdi 9 numaralı soruya bakalım. 9 numaralı soru yine bir paragraf sorusu. Bu parçada iftam ile ilgili İlişkin bilgilerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu bir kuruluş adı bu arkadaşlar. Bütün harfleri büyük yazılı. Bu da kısaltması, doğrudur. Sürdürülebilir bir organik tarımı bir çatı altında toplayıp geliştirmeyi hedefliyor. Hedef ne demek arkadaşlar? Benim hedefim şu. Burslu sınavını kazanmak. Benim hedefim LGS sınavını kazanmak. Hedef amaç demek arkadaşlar. Amaçlıyor diye okuyalım. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu sürdürülebilir ve organik tarımı bir çatı altında toplayıp geliştirmeyi amaçlıyor. Bakın o zaman amacından söz ediyor bu kurumun, değil mi? Kuruluşun daha doğrusu. İFTAM'ın son yapılan genel kurul toplantısında 2014 Dünya Organik Tarım Kongresi'nin Buğday Derneği tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Derneğin eski başkanı İstanbul'un adaylığı için yoğun çaba göstermişti. Evet.
Bu parçadan hangisi çıkarılabilir diyor. Amacına diyor. Bakın amacına yine zaten çıkardım. Üye olan ülkeler diyor. Ondan hiç söz etti mi üye olan ülkeler? Yok, sadece İstanbul'da gerçekleştirmesi karar verilmiş. O zaman biri sildim, biri eledim arkadaşlar. Ne kaldı? Bakın C ile D kaldı. Kimin başkanlık ettiğini arkadaşlar? Var mı bir isim kimin başkanlık ettiğine dair dernekte? Yok. Ali Veli var mı bir isim? Yok arkadaşlar. O zaman ben 3'ü de eledim. O zaman cevap ne kaldı? 2 ile 4. Faaliyet alanı diyor. Yani çalışma alanı ne demek? Zaten tarımla ilgili arkadaşlar. Çalışma alanı ne bunların? Organik tarımla ilgili bir ne yapmışlar? Kurum kurmuşlar veya kuruluş kurmuşlar arkadaşlar. Çalışıyorlarmış. Toplantıydı bu yıl arkadaşlar. İstanbul'da yapacaklarmış. Hemen bakalım. Diğer bir sorumuza gelelim. İki sorumuza. Çünkü ekranı iki soru halinde ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Peki çok güzel bu şekilde. 8 numaralı soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu tarz arkadaşlar soruları çok seviyorum. Ya bir hikaye anlatılıyor ya da bize bir ders veriyor. Gayet de güzel seçilmiş sorular oluyor. Bir aşçıyı düğünde yemek yapmak üzere çağırmışlar. Kazanları, tencereleri düğün evine getiren çırak nasılsa kepçeyi unutmuş. Yani kepçeyi unutmuş arkadaşlar. Usta sütü kazana koymuş. Tabi ustanın haberi yok. Neden haberi yok? Kepçenin unutulduğundan. Az sonra süt kabarmaya başlayınca kepçeyi aramış. Bulamamış. Çırağına koş karşı dükkandan bir kepçe al gel demiş. Çırak gitmiş kepçeye 100 lira istemiş dükkan sahibi. Bu fiyatı pahalı bulan çırak gelip ustasına bunu söylemiş. Ustası da evladım süt taşlı taşacak demiş. Çırak da hemen gidip kepçeyi almış gelmiş arkadaşlar. Gitmiş satın almış gelmiş. Peki yani ne demiş olabilir? Evladım süt taşlı taşacak. İşte ondan sonra o noktalı yere hangi cümleye getirebiliriz? Bizden onu istiyor arkadaşlar. A. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Belki buna benziyor değil mi arkadaşlar? Yani ayaklar çeker deyip gidip almış koşmuş gelmiş. Yani çeldirici bir şey. Peki B. Hata yapmak insana mahsus özgedir diyor. Demiş hemen gidip almış gelmiş. Bu da olabilir değil mi yani? Eğer A alıyorsa B de olur arkadaşlar. C'ye bakalım. Bir hata yaptı mı cezasını da o kişi çekmelidir. Hani onu eledik. Hadi bu gitti diyorsunuz. Cezasını o çekmelidir. Çünkü ceza vermiyor şu anda. D. Sonra usta gitti çünkü arkadaşlar almaya. Usta kendisi mi verdi? Kendisine ceza vermiş oldu. Hayır olmuyor. Bir şey zor zamanda, bakın bir şey zor zamanda gerekti mi bedeline bakılmaz. Bedeline arkadaşlar işte değeri, fiyatı, kıymet. Yani fiyatına bakılmaz. Şimdi çocuk gitti karşıdakini işte dükkana bir kepçe istedi. Fakat kepçe neymiş? 100 liraymış. Pahalı olduğu için geri döndü. Süt de taşıyordu değil mi arkadaşlar? İşte ne oldu? Zor durumdaydı usta. Zor zamandaydı. Neye ihtiyacı vardı? Kepçeye. Kepçe gerekli miydi? Gerekliydi. Artık diyor usta ne dedi çırağına? Çocuğum diyor şu an zor zamandayız diyor. Bizim de kepçeye ihtiyacımız var diyor. Daha fiyatını miyatını düşünme diyor. Onu demek istiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Kendisi koşup alıp geliyor. Yani cevap D oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu A ve B'yi ne yaptım? Elemiş oldum. Zaten burada bir şey zor zamanda gerekti mi bedeline bakılmaz derken nereden çıkarıyoruz? Çocuk niye geri dönmüştü çırak? Kepçeye 100 lira istemişti değil mi dükkan sahibi? O yüzden pahalı bulduğu için ne yapmıştı? Çırak geri dönmüştü. Oradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten de doğrudur arkadaşlar. Zor zamanda gerekti mi bir şey? Daha fiyatına arkadaşlar bakılmaz. Çırak da hemen gidip kepçeyi ne yapmış arkadaşlar? Almış gelmiş. 10 numaralı soruya bakalım. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor arkadaşlar. Aynı binanın inşaatında çalışan işçilere ne yapıyorsunuz diye sorulduğunda birinci işçi görmüyor musun tuğlaları üst üste koyup bir bina inşa ediyoruz yani yapıyoruz demiş. İkincisi ne demiş ikinci işçi? Şehrin çirkin yüzüne bir parça daha ekliyorum demiş. Bakın her işçi inşaat yapımını farklı şekilde yorumlamış. Üçüncü işçi ise şehrin şaheserine bakın şaheser bitişik yazılıyor. İnşa ediyorum diye ne yapmış? Yine bir bakış açısı getirmiş. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç hangisidir? Aslında hepsi aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Tuğla örüyor fakat hepsinin yorumu arkadaşlar bakış açısı tamamen farklı. A. Her işin kendine göre zorlukları var diyor. Zorluktan söz etmedi burada. İnsanların bakış açıları birbirinden farklı. Zaten ben söyledim arkadaşlar az önce yanlışlıkla. Bakış açıları, bakış açısı. Kimin ne iyi güzeli görüyor. Hani adamın biri dışarı bakıyormuş da dışarıda ne görüyormuş? Özgürlüğü görüyormuş. Öbürü hayatı görüyormuş. Öbürü hiçbir şey görmüyormuş arkadaşlar. Bakış açısı tamamen
olaylara bizim bakış açımızla alakalı bir metin. İyi düşünürsen iyi bakarsın arkadaşlar. Kötü düşünürsen kötü bakarsın. Bakış açısı çok önemli. C. Yapılan işin kalitesini insanın isteği belirler diyor. Kaliteden söz etmedi arkadaşlar. D. İnsanla her zaman iyi anlaşamayabilir. Olabilir ama yukarıda bundan söz etmiyor arkadaşlar. Yani insanların olaylara bakış açısı tamamen farklıdır. Hemen diğer bir soruya gelelim. Hızlı bir şekilde. 11 ve 13 numaralı soru. Demek ki 13 soru çözmüş oluyoruz. Bu parçadaki yazarla ilgili hangisi arkadaşlar aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım burada parçadaki yazarla ilgili hangisine arkadaşlar ulaşamayacağız. Neymiş bakalım? Önce metni bir anlamak gerekiyor. Yazdıklarımın etkisini görmek, kendimi daha yukarılara taşımak için birkaç yıldan beri, bakın birkaç bitişik yazılıyor, okurlarla temas kurmaya çalışıyorum. Kendi okurlarıma ulaştığımı düşünüyorum. Az olduklarını ama iyi birer okur olduklarını gördüm. Onlarla benim aramda bir tür ruhsal ve düşünsel akrabalık var. Çünkü benim yazdıklarımın özünü kavrayabilmişlerdir. Bakın yazarın az bir okuyucusu varmış arkadaşlar ama o az okuyucu yazarı anlıyormuş. Yazar okuyuculara ne yapıyormuş? Duygu ve düşüncelerini aktarıyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Kendisini geliştirmek istemektedir diyor. Bakalım kendisini geliştirmek istiyor mu? Nereden çıkıyor arkadaşlar? Peki ne diyor şurada arkadaşlar? Yazdıklarımın etkisini görmek, kendimi daha yukarılara taşımak. Yani kendimi geliştirmek istiyorum anlamı çıkıyor arkadaşlar. Buradan ok çekelim buraya. Kendini etkisini görmek, kendini yukarılara taşımak istiyorsa bir insan ne yapıyor? Kendini geliştirmek istiyor. Yani daha iyi bir yazar olmak istiyor. Peki artı koyalım. Sınırlı bir okuyucu kitlesi var mı? Var dedi zaten. Ne dedi az önce? Az olduklarını demiş. Sınırlı bir okuyucu kitlesi var. Az bir okuyucusu varmış arkadaşlar ama o okuyucu bu yazarı ne yapıyormuş? Anlıyormuş. Anlaşılması zor eserler vermektedir. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Böyle bir bilgiden söz etmedi. Duygu ve düşüncelerini okurlarına aktarabilmiştir. Zaten aralarında ne varmış arkadaşlar? Ruhsal ve düşünsel bir akrabalık olduğuna göre demek ki duygu ve düşüncelerini ne yapıyor? Okuyucularına, az olan okuyucularına aktarabiliyor. Hemen 13. soruya bakalım. Bu metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Yine birbirini bağlayıcı ne bulacağım ben? İfadeler bulacağım. 1. Kartepe'de bir yer ismi gelenek çekime kesme işaretiyle ayrılmış. Yapacağımız doğa yürüyüşü için beklediğimiz gün gelmişti. Yola çıkmak için sabırsızlanıyorduk. Evet, ne yapıyorlarmış bunlar? Kartepe'ye gideceklermiş ama henüz arkadaşlar Kartepe'ye varmamışlar. Henüz yola da çıkmamışlar arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Yüzlerce yürek Kartepe'de kol kola, bata çıka, düşe kalka binlerce adım yürüdük. Ha arkadaşlar, şimdi ne olmuş bu? Kartepe'ye ulaşmış bunlar. Yürüyor şu anda. 3. Bizi bekleyen 4 otobüsten birini heyecanla binerek Kartepe'ye vardık. Bir dakika. Burada ne diyor? Kartepe'ye vardık diyor. Bu 2'de ne dedi? 2'de varmış arkadaşlar. Çoktan yürümeye başlamışlar. Peki şu 1 numaralı cümlede ne diyordu? Hazırlık yapıyorduk diyor. Değil mi arkadaşlar? Henüz yürüyüşe otobüs gelmedi diyor. Biz otobüsün gelmesini bekliyorduk. Yola çıkmak için sabırsızlanıyorduk diyor. Peki 2'de ne dedi? 2'de varmış arkadaşlar çoktan. O zaman ben 1 ile 3 aynıysa hangisini değiştireceğim arkadaşlar? 2 ile 3'ü değiştireceğim. İsterseniz bir değiştirip okuyalım. Kartepe'de yapacağımız doğa yürüyüşü için beklediğimiz gün gelmişti. Yola çıkmak için sabırsızlanıyorduk. Bizi bekleyen 4 otobüsten birine heyecanla binerek Kartepe'ye vardık. Evet, vardı şu anda. Sonra ne oldu? Yüzlerce yürek Kartepe'de kol kola, bata çıka, düşe kalka binlerce adım yürüdük. Sonra toplam 9,3 kilometrelik parkuru 4,5 saatte tamamladık. Büyük emek isteyen bu uzun ve zorlu yolculuğun en büyük ödülü yüreğimizde ve gözlerimizde kalanlardır demiş arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Konu değişiyorsa arkadaşlar, paragrafın konusu, demek ki arkadaşlar bir bozukluk olmuş oluyor cümlede. Hemen diğer iki soruya bakalım. 12 ve 14 numaralı soruya. Önce şu 12 numaralı soruyu şurada bir çözelim arkadaşlar. Anlam bütünlüğünü sağlamak için bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Bilim insanları olayları bilimin şaşmaz ölçüleriyle aydınlatmaya çalışırlar. Doğrudur arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bilim insanları nesneldir arkadaşlar. Bilimin dışına çıkmaz. İspat gerektiren arkadaşlar ne yapar? Çalışmalar yapar. Onların biricik amacı çalışmalarını ispatlamak arkadaşlar. Kesin bir dille ifade etmek. Bir olayın ne olduğu, geçmişteki durumu, gelecekte alabileceği biçim bilim insanları ile saptanabilir ancak.
Olayları değerlendirmede esas alınan bu nesnel bakış açısı bilim insanlarının yanılmasının önüne geçer. Evet, bilim insanları arkadaşlar hep olaylara nasıl bakıyormuş? Nesnel, yani tarafsız bir şekilde bakıyormuş ve bilimin ışığında bakıyormuş arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili benim oraya bir arkadaşlar cümle koymam gerekiyor. Bakalım Aya. Çünkü bilim insanı olayları yorumunu katmadan ele alır. Evet, başka kanıtlanabilir yargılar ortaya koyar. Zaten ben az önce ne yaptım size arkadaşlar söyledim. Bilim insanı zaten olayları nasıl ele alıyormuş? Yorumunu katmadan, kişisel düşünceye yer vermeden ve ispatlanabilir şekilde arkadaşlar tıpkı bir makale havası içerisinde ne yapıyormuş arkadaşlar bilim insanları? Arkadaşlar olaylara bakış açısını ne yapıyormuş? Sağlıyormuş. Peki B ne diyor? Bu yüzden bilim insanı olmanın temel şartlarından biri toplumsal sorumluluk sahibi olmaktır. Toplumsal sorumluluk sahibi olmaktan söz etmeli. Ne var ki son yıllarda bilim insanlarının birbirleriyle çelişen açıklamadan söz etmedi. Öte yandan bilim insanları aynı olayla ilgili farklı görüşler ortaya koyar. Bununla ilgili bilgi vermedi. Bu arada çelişmek, ters düşmek, bunu unutmayın, sınavlarda çıkabilir. Suskunluğunun altındaki gizemi dışa vurmak istemeyen bir hal. Elleri titrek, gözleri buğulu ve sesi ürkek. Bu kırılgan, sakin duruşunun altında boynu bükülmüş yavru bir kedi gibi, yoksa avına atılmaya hazırlanan vahşi bir kaplan mı var? Henüz karar veremiyorum arkadaşlar. Peki, suskun bir insan varmış arkadaşlar. O suskun insan hakkında yazar ne yapmış? Gözlemlerini bize dile getirmiş. Hatta bakın hemen A'yı okuyayım. Gözleme dayanan ifadeler vardır diye doğruyu. Doğru söylüyor arkadaşlar. O zaman A doğru. Söylenemez diyor. Söylenir. Bu kırılgan sakin duruşunun diyor altında boynu bükülmüş yavru bir kedi mi, yoksa avına atılmaya hazırlanan vahşi bir kaplan mı var diyor. Bakın o üzgün duruşunu ne yapmış? Gözlemlemiş arkadaşlar. Hatta yorumunu da ne yapmış? Katmış. Tamamlanmamış cümleler vardır diyor. Yani yükleme olmayan cümleler. Elleri titrek, gözleri buğulu ve sesi ürkek. Bakın yüklem olmayan, tamamlanmamış cümleleri var. Yukarıda var. Bakın bir hal diyor. 3 nokta koymuş. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılmış diyor. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılmamış arkadaşlar. Nereden anladım ben üçüncü kişi ağzıyla anlatılmadığını? Henüz karar veremiyorum diyor bu yazı yazan. Ne diyor? Henüz karar veremiyorum. Yazar olayın içinde arkadaşlar. Birinci kişi ağzıyla anlatılmış. De farklı duyulara yer vermiştir diyor. Hani görme, dokunma, hissetme, işte tat. Bakalım bir kere görme var. Karşısındaki kişiyi görüyor bu. Sesi ürkek diyor. Yani konuşuyor onun. O zaman işitme de var arkadaşlar. Cevap C. Arkadaşlar C söylenemez. C üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır diyor. Hayır, birinci kişi ağzıyla anlatılmış. Nereden anladım? Şuradaki şahıs ekinden anladım. Veremiyorum. Ben veremiyorum. Birinci kişi arkadaşlar. Hemen bakalım diğer soruya gelelim. 16 numaralı soru. 16 numaralı soru ne diyor? Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Bu tarz sorular LGS'de de geliyor hemen her yıl arkadaşlar. Benim önerim neydi her zaman? Anlamca birbirini tamamlayan kelimeleri bulmanızda fayda var. Önce bir karışık olarak okuyalım. Zaten bakın seçeneklerine gidebilirsiniz. Ya 1 ya 3 ile başlıyor. Bakalım 1 ve 3'e. Kızılçam ve Karaçam gölgeleri sayesinde güneş ışınlarından korunabiliyorum şimdilik. 3 ne bakayım? Sabahın erken saatleri olmasına rağmen güneş yakmaya başlamıştı. Hangisi giriş cümlesi olabilir arkadaşlar? O zaman 3 giriş cümlesi olabilir. Niye? Bir konuya ne yaptı? Bir giriş yaptı arkadaşlar. Bakalım. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen güneş yakmaya başlamıştı. Şimdi 3-1, 3-5 diyor. Peki Kızılçam ve Karaçam gölgeleri sayesinde güneş ışınlarını korunabiliyorum şimdilik. Şimdilik arkadaşlar korunabiliyormuş. Ancak güneş biraz daha yükselince yakıcı ışınlardan korunmam kolay olmayacak. Sonra arkadaşım tek tesellim güneş tepedeyken ulaşacağım çeşme. Şimdi çeşmeye geçti. Sonra arkadaşım gürül gürül akan, bakın bu çeşmeye diyor bakın. Çeşme, sonra bu çeşme. 2 ile 4 arkadaşlar. 2 ile 4 bak hiçbir yerde yok, bakın seçeneklerde var mı? 2 ile 4 hiç yok arkadaşlar. Cevap zaten C. 2 ile 4 yok. Yani birbirini bağlayıcı ifade yok. Niye? Önce ne diyor? Tek tesellim güneş tepedeyken ulaşacağım çeşmeye. Gürül gürül akan bu çeşmeye. İşte bu çeşmeye dediğine göre demek ki önceden ne yapmış? Önceki cümlede çeşmeden söz etmiş arkadaşlar. Bu şekilde birbirini ne yapacaksınız? Anlamsal olarak bağlayan kelimeleri bulmak zorundasınız arkadaşlar. Genellikle kolay oluyor bu tarz soruları çözmek. Altını çizerek, oklar göstererek çözebilirsiniz soruyu. Bir de D'ye göre yapalım. Hani ezber yapmayalım. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen güneş yakmaya başlamıştı. Güzel. 5. Ancak güneş biraz daha yükselince yakıcı ışınlardan korunmam kolay olmayacak. Ama korunuyor. Bir şekilde kendini koruyormuş ama. Hani o koruma işini atlattı. Bak korunmam kolay olmayacak diyor ya. Öncesi var bunun demek ki şurada. Bak korunabiliyorum şimdilik diyor. Gördünüz birbirini yap var yine. Tamamlayıcı kelimeler var arkadaşlar. Cevap C.
Hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bu sınavlarda arkadaşlar hep LGS'de de özneyi soruyorlar, yüklemi soruyorlar. Bir ara nesneyi sordular ama genelde zor soru sorunca özneyi soruyorlar. Bakalım özne ve yüklemden oluşmuş dediğine göre arkadaşlar ya özne söz grubu ya yüklem söz grubu olur. Aklınızda bulunsun. A söz grubu ne hocam? Söz grubu birden fazla kelimeden oluşuyorsa söz grubu oluyor. İşte isim tamlaması, sıfat tamlaması, deyimler, bileşik fiiller bunlar hep söz grubu oluyor. Başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonuçta bekledi yüklem. Bekleyen kim? O. Bakın özne nerede arkadaşlar? Gizli özne. Demek ki bu özne ve yüklemden oluşmadı. Niye? Çünkü bakın şunları bir öge. Zaten burada arak, erek var, zar fiil var. O zaman nasıl bekledi? Başını iki yana sallayarak zar tümleci arkadaşlar. Ne kadar? Biraz zar tümleci. Bakın burada zar tümleci de var değil mi arada? Biz özne ve ne arıyoruz? Yüklem arıyoruz sadece. Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye kaçtım. Sonuçta kaçtım. Kaçan kim? Ben. Bakın yine gizli özne var. Dolayısıyla bu da cevap olmuyor. Niye? Çünkü arada başka ögeler var değil mi arkadaşlar? Nereye kaçtım ben? Güneşin gözüme girmeyeceği bir yere kaçtım. Köşeye kaçtım. Yer tamlayıcısı bu arkadaşlar. Burada ekstra yer tamlayıcısı var. Yardımcı öge var değil mi? C. İki çocuk köyün dışındaki zeytinler arasına daldı. Sonuçta daldı arkadaşlar. Yani daldı derken oraya doğru arkadaşlar yönelmişler. Dalan kim? İki çocuk özne. Bakın özneden sonra virgül kullanılmış. Nereye daldı? Köyün dışındaki zeytinler arasına veya neye nereye doluyor? Neye veya nereye doluyor? Yer tamlayıcısı arkadaşlar. Yine yardımcı öge var. Peki otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu dop doluydu. Peki yüklem arkadaşlar dop doluydu. Pekiştirmiş burada ayıramıyor. Zaten kısacası koymuş burada. Satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken arkadaşlar heceleri ayırırken ne konuyor? Kısa çizik konuyor. Dop doluyu demiş. Dop dolu olan ne? Otelin kırmızı kadifeli küçük salonu. Bakın özne bu. Peki niye bu kadar uzun bir özne var? Ne grubu bu? Bu isim tanımlaması grubu. Otelin salonu bakın. Belirtili isim tanımlaması. Araya ne girebilir belirtili isim tanımlarında? Başka kelimeler ne yapabilir? Yani sıfatlar ne yapabilir? Girebilir. Burada zaten sıfat var. Küçük salon. Kırmızı kadifeli salon arkadaşlar. Niteleme sıfatları var. Gelelim diğer sorumuza. 17 numaralı soruya geldik. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarının hangisi yoktur diyor. Çok kolay bir soru. Kitap insanlar için bir kültür hazinesidir. Şu diri gördüğünüz an bunun tanım yapıldığını, tanım olduğunu burada anlamanızda fayda var. Hazine isim, dir zaten ek fiil. Kitap nedir? İnsanlar için bir kültür hazinesidir arkadaşlar. Tanımlama yapılmış. Biliyorsunuz bir kişinin sözü, burada Mevlana var. Tırnak içinde verilmişse cümlesi arkadaşlar orada tanık gösterme vardır. Mevlana hayatı madem ki sen bensin ben de senim niçin bu şenlik benlik kavgası demiş arkadaşlar. Dolayısıyla tanık göstermiş ne yapmış burada yazar Mevlana'dan bir alıntı yaparak. Dünyadaki fındığın yalnız burada arkadaşlar cümleler birbirinden bağımsız bunu unutmayın. Dünyadaki fındığın %70'i bakın bir sayısal veri var. O zaman sayısal veri de var arkadaşlar. Ne yok arkadaşlar? Örnekleme yok. Ya burada sayısal veri değil, sayısal bilgi. Fındık fiyatları Türkiye belirliyormuş arkadaşlar. İşte onun için ne yapmış? Türkiye'de fındık %70 Türkiye'de üretildiği için demiş. 20 numaralı soruya gelelim. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir diyor. Bakalım sonbahar geliyor serçe. Bu çekimli fiil arkadaşlar. Nereden adım çekimli fiil olduğunu? Çünkü yor var şimdiki zaman eki bu olmaz. Yuvanı nereye yapacaksın? Ayva çiçek açmadan. Arkadaşlar klasik bir ekimiz var burada. Zarf fiil eki. Madan, meden. Dolayısıyla cevap ne oluyor? 2 oluyor arkadaşlar. Zarf fiil var. Diğerlerine bakmakta fayda var. Rüzgar başka çeşit esecek. Ecek acak var. Gelecek zaman çekimli fiil arkadaşlar bu. Sıfat fiille karıştırmayın. Çünkü önünde bir isim olması lazım. Esecek rüzgar dese oluyor. Nasıl rüzgar? Esecek rüzgar. Burada bakın sağ tarafında hiçbir isim yok. Olmadığı için bu zaten gelecek zaman eki. Çekimli fiil yani. Yağmurlarla ıslanacaksın. Yine arkadaşlar çekimli fiil. Islanacağım, ıslanacaksın, ıslanacak. Islanacağız, ıslanacaksınız, ıslanacaklar diye çekimleyebilirsiniz arkadaşlar. Cevap B. İki de açmadan ifadesindeki madan eki, zarf fiil eki oluyor. Hızlıca diğer sorularımıza bakalım. Gelelim 18 numaralı soruya. Noktalama işaretini soruyor bize. Bu metinde yerleşte gösteren yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirmelidir diyor. Hayvanlar nasıl görünüyor? Görüyor. Hiç merak ettiniz mi diyor. Şurada bakın bitmiş cümle soru işareti. Peki buraya ne gelecek? Buraya soru işareti gelmeyecek. Soru işaretinin altı nokta arkadaşlar. Noktadan sonra büyük harfle başlar. Bu küçük harfle başlamış. Dolayısıyla bu sıralı cümle olduğu için buraya bir virgül gelecek. Bu bakın bilim insanlığının uzun zamandır merak ettiği bir konu.
arkadaşlar. Konu dur demek istiyor. Yüklem var, cümle bitmiş. Konu olan ne? Bu arkadaşlar, virgül. Bu şu o zamirlerinden sonra arkadaşlar virgül kullanılır ya da uzun cümlelerde yüklemden uzatmış özneden sonra virgül kullanılır. Ne yapalım? Virgül, soru işareti, virgül, nokta arkadaşlar. Cevap D seçeneği oluyor. 21 numaralı soruya gelelim arkadaşlar. 21 numaralı soru ne diyor? Bu cümlenin özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez diyor. Devrik cümle nedir? Yüklemi sonda olmayan cümledir. Hemen bakalım. Türk asıllı Kaşif Renan Öztürk son yıllarda sık sık ziyaret ediyor Katmandu'yu. Sonuçta ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Arkadaşlar şöyle ziyaret ediyor diye bir ifade bulursanız yardım ediyor. Onunla her zaman yüklendir. Bileşik değil, unutmayın. Sonuçta ziyaret ediyor, yargı bildiriyor. Ziyaret eden kim? Arkadaşlar ögelerini ayıralım. Türk asıllı Kaşif Renan Öztürk arkadaşlar özne. Ne zaman? Son yıllarda Zartülmeci. Nasıl sık sık, ne zaman diyelim sık sık Zartülmeci? Nereyi? Katmandu'yu, nesne. Tamam. Devrik cümle bakın arkadaşlar. Niye? Çünkü yüklem sonda değil, doğru. Fiil cümlesi doğru. Ben söyledim az önce, bileşik fiil dedim. Ziyaret zaten yor var, çekimli fiil. Birden çok yüklemli cümle diyor. Hayır arkadaşlar, bakın tek yüklem var. Çünkü diğer öbelerini ne yaptım ben? Ayırdım. Yanlış bu. Anlamcı olumludur, doğrudur. Ziyaret etmek olumlu, etmiyor dese olumsuz oluyor. Burada M, M'dır olumsuz keki ama arkadaşlar oradaki ne oluyor? Bizim yor ekimiz ne yapıyor? Kendinden önceki geniş ünlü olan E'yi ne yaptı? Daraltıyor. İyi oluyor. Olumsuz eki M'ye dönüyor arkadaşlar. Ünlü daralması var burada da. Böylelikle arkadaşlar 22. soruya geldik. 22. soru ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde etken çatı bir fiil vardır diyor. Etken ne demek? İşi yapan belli. İş başkası tarafından yapılıyorsa edilgen çatılı cümle oluyor arkadaşlar. Ama iş kendisi yapıyorsa etken. Hemen bakalım, bu sene 182 aracın katıldığı Dakar rallisini sadece 74 araç tamamladı. Sonra tamamlayan ne arkadaşlar? 74 araç tamamlamış arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamamlama işini yapan belli mi? Belli arkadaşlar. O zaman cevap ne oluyor? A oluyor. Diğerlerini hani ispatlayalım arkadaşlar. Yine dediğim gibi hani seçeneklerden gitmiş olmayalım. Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygulama geliştirilmiş. Geliştirilmiş yüklem. Geliştirilen ne? Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygulama arkadaşlar. Peki kim tarafından geliştirilmiş? Başkası tarafından. Dolayısıyla bu arkadaşlar edilgen. Şu başkası tarafından ifadesini unutmayın. Küba'da oldukça ilgi gören Cabildos Festivali Havana'da düzenleniyor. Düzenleniyor yüklem. Düzenlenen ne? Cabildos. Yani şöyle diyelim. Küba'da oldukça ilgi gören Cabildos Festivali arkadaşlar. Peki kim tarafından düzenleniyor? Bilinmiyor. Başkası tarafından, yine edilgen. Arkadaşlar D'ye bakalım. 20 Kasım 8 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de bir kış köyü kuruluyor. Kuruluyor yüklem. Kurulan ne? Bir kış köyü arkadaşlar, özne. Kim tarafından kuruluyor? Başkası tarafından, yine edilgen. Şu kim tarafından? Cevap başkası tarafındansa ne oluyor arkadaşlar? Edilgen oluyor. Bu arada L ve N de arkadaşlar edilgenlik ekidir. Bunu unutmayın. Hemen bir örnek vereyim. Okudum. Okudum etken. Kim okudu? Ben okudum arkadaşlar. Okundu. Kim tarafından okundu? Başkası tarafından, edilgen oluyor arkadaşlar. Hemen 25 numaralı soruyu değerlendirelim veya 23 numaralı soruya bakalım. Ne demiş? Buradaki anlatım bozukluğunu soruyor bize. Anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisi giderilebilir diyor. Biz bu işe kalkıştığımızda pek çok önümüze sorun çıktı ama bu sorunların üstesinden gelmeye başardık. Bu klasik bir anlatım bozukluğu. Şimdi hemen benim aklıma geliyor da sizin aklınıza gelmez. Şu çok kelimesi arkadaşlar, çok başım ağrıyor derler ya. Orada yanlışlık var. Başım çok ağrıyor demek istiyor. Bir insanın birden fazla başı olamaz. Burada çok önümüze diyor. Önü çok değil arkadaşlar. Burada çok derken, önümüze çok sorun çıktı derken, yani şu çoğu ne yapacağız arkadaşlar veya pek çoğu. Dolayısıyla bu kalıp olduğu için pek çok kelimesini şuraya alalım. Biz bu işe kalkıştığımızda önümüze pek çok sorun çıktı. Burada pek çokla ifade ettiği sorun arkadaşlar pek ön değil. Dolayısıyla bakın ne diyor? Pek çok sözü önümüze sözcüğünden sonra getirilerek anlatım bozukluğu düzeltilmiş olur. Sebebi nedir peki anlatım bozukluğunun? Kelimenin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu arkadaşlar. Hemen bakalım 24 numaralı soruya. Bu cümledeki yazım yanlışının bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Şimdi arkadaşlar kale, köprü, bunlar önemlidir. Unutmayın arkadaşlar. Kale, köprü, saray, han, kule, anıt ve benzeri. Bunlar arkadaşlar nasıl yazılır? Bunlar büyük harfle başlar ve gelenek ve kesme işaretiyle ayrılır. Şunu unutmayın, fark etmiyor. İşte Alanya Kalesi de olsa her zaman büyük olduğu yazı arkadaşlar yazılıyor ve gelenek kesme işaretiyle ayrılıyor. İstanbul Kalesi fark etmiyor. Trabzon Kalesi fark etmiyor. İşte Taflan Kalesi fark etmiyor. Yani mahallenin bile kalesi olsa arkadaşlar, işte Yunus Emre Mahallesi kalesi fark etmiyor. Yine büyük yazılıyor arkadaşlar. Kale her zaman büyük yazılır. Bunu unutmayın. Ama Ankara Kalesi dediği zaman küçük yazılıyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ankara Kalesi dediği zaman küçük, Ankara Kalesi dediği zaman arkadaşlar büyük yazılıyor. Burada yazım yanlışı var.
Bunun benzerini istiyor bizde arkadaşlar. Saray, köşk, han, kale, kule. Bakalım. Romanda en sevdiğim karakter Feride'ydi. Feride arkadaşlar doğru, kişi ismi doğru, karakterin yazımı doğru. F büyük, gelenek, çekim eki ayrılmış. Romanda diyor. Arkadaşlar bakın burada nerede, romanda. Nerede sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor ya. Ve hangi hal ekini alıyor? Deda bulunma hal eki. Sanki bağlaç gibi düşünmüş. Bu yanlış. Burada bağlacın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık var. Onarımdan dolayı PTT'de birkaç gün hizmet veremeyecekmiş arkadaşlar. PTT'de doğru arkadaşlar. Posta, telefon arkadaşlar. Şirketi Telgraf birkaç bitişik yazdırır arkadaşlar. Hizmet vermeyecekmiş diyor. Veremeyecekmiş. Burada bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Onarımdan dolayı PTT'de birkaç gün hizmet veremeyecekmiş. Geçelim. Dicle Irmağı diyor. Bakın arkadaşlar burada Dicle Irmağı derken arkadaşlar, bakın arkadaşlar büyük harflerin kullanımı ile ilgili ne yapılmış? Yine bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. O zaman I nasıl yazılacak? I büyük yazılacak arkadaşlar. Dicle Irmağı veya Irmağı bakın. Veya ne diyelim, Fırat Nehri değil mi? Fırat Nehri de olur. Fark etmiyor arkadaşlar. Yani büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir ne var burada? Bir yanlışlık var arkadaşlar. Dicle Irmağı, Fırat Nehri. Burada ne var? Yine büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık var arkadaşlar. O zaman cevap C oluyor. Cep telefonum kayıp olduğunda çok üzülmüştüm. Cep telefonum kayıp olduğunda arkadaşlar çok üzülmüştüm. Aslında ne olacak? Bu burada yanlışlık var. Tabii kaybolmak diye yazılacak. Bu bileşik fiille ünlü düşmesi olduğunda nasıl yazılması gerekiyor? Bileşik yazılması gerekiyor. Ve P'de ne oluyor? Yumuşuyor. Kaybolduğunda diye arkadaşlar bileşik yazılması gerekiyor. Cevap C oluyor. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapıldığı için burada C'de de arkadaşlar yine aynı yanlışlık yapılmış var. Madde uymuyor ama arkadaşlar, ama sonuçta büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık var. Hemen şu B'ye bir daha bakalım. Onarımdan dolayı PTT birkaç gün hizmet veremeyecekmiş. Veremeyecekmiş. Yok, PTT doğru. Birkaç gün doğru. Birkaç bitişik gün hizmet onarımdan dolayı arkadaşlar. Bir yanlışlık yok orada. Hemen bakalım 25 numaralı soruya. Son soruya geldik arkadaşlar. Bir grafik sorusu. Bu grafiğe göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Mağazadaki ürünlerin satış adeti kaç taneymiş bakalım. Mesela süs eşyası. Hangisi en fazla satılmış? Bakın mutfak malzemesi çok satılmış. 100 diyor. İkincisi arkadaşlar süs eşyası 3 ampul. 3 avize ve ampul aynı arkadaşlar. Bakın 3 diyelim onlara o zaman. Satışlar eşitmiş bunların satışları. Kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım mağazada en çok parayı mutfak malzemesinden kazanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar satış bir kalsın, bu acele etmeyelim. Avize alan kişiler ampul de almıştır diyor. Avize alan kişiler ampul almış. Bunu nereden bileceğiz arkadaşlar? Avize alan kişilerin ampul aldığını bilemeyiz şimdi. Hani burada satışları eşit diyor. Avize alan kişi ampul almış diye bilgi yok arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. En çok süs eşya satılmıştır diyor. Şimdi en çok süs eşya satılmış arkadaşlar. En çok mutfak malzemesi satılmış buraya göre arkadaşlar. Süs eşyası satılmamış. Süs eşyası mutfak malzemesinden daha az satılmıştır diyor. Yani şunun tersi arkadaşlar. Doğru. Mutfak eşyası 100 diyelim. 80'de süs eşya satılmış. O zaman bu çıkıyor. Şimdi gelelim kesin olarak çıkıyor. A'yı ispatlayalım. Neden A olmuyor? Mağazada en çok parayı mutfak malzemesinden kazanmıştır. Şimdi şöyle arkadaşlar. Satış, çok satış yapmak çok para kazanmak anlamına gelmiyor. Şimdi mutfak malzemesini çok satmış ama diyelim neyidir? Maliyeti ucuzdur. Satış fiyatı ucuzdur. Ama süs eşyasının satışı azdır. Daha pahalıdır arkadaşlar. Belki süs eşyasından sattı. Niye? Daha pahalı ya. Kazancı daha fazla olabilir. Yani bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Görselin, grafiğin dışına çıkmayın. Şu soru LGS mantığıyla hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Böylelikle arkadaşlar ne yaptık? 2019, 8. sınıf 2019 arkadaşlar. Bursluk sınavı sorularını çözdük. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımı beğenmeyi de ihmal etmeyin. Hepinize arkadaşlar iyi günler diliyorum.